Dedince bir daha teklemesin. Köpüğü az soğuğu bol tarafından bir bir. Bakıyorum bu akşam Sinegal üzerine çalışıyorsun. Hı? Dükkanı daha yeni açtık da kimsenin ayağı alışmadı henüz. Hayırlı olsun öyle. Teşekkür ederim. Külüstürle hayli asfalt eskitmemiz lazım. Külüstür benim emektar arabanın küçük adıdır. Vodka! Üç akşam tutuşacak, hala alıyor. En iyisi bir arabaya atıp yollamalı. Tam küfelik. Ver ya, belki yaskarlıdır. Vodka dedik yahu, vodka! Vereyim mi acaba? Ver tabii, işin içki satmak değil mi? İşte, doldu ya. Sen oldum olası hoşlanmam. Tam işini seçmişsin öyleyse. Uzunca boylu, kumral, yeşil, iri gözlü genç bir kız geldi buraya. Başında geniş kenarlı hasır dışak da olacaktı. Uğurlar olsun sen! Zavallı Ferdi. Canı acıdı mı dersiniz? Düşerken çok güzel. Ölmüş. İki adet mi? Bir yedikten sonra ne olacaktı sanıyorsun? Telefon nerede? Telefon ne gezer? En kelepirine 4000 kağıt istiyorlar. Sen burada bekle. Vay canına! Küfelik filan derken kaşla göz arasında postalıyı verdi adamı. Uğurlar olsun Ferdi Bey. Tam uğurlandın şimdi. Adını bildiğine göre demek tanıyordu adam. Gitmiş. Hem de dönmemecesine. Adın ne? Hüseyin Kılıç. Dostlar zımba Hüseyin derler bana. Bu adamı eskiden tanıyor muydun? Kendisini bu gece ilk defa burada konuşmamıza meydan kalacak kadar yaşamadı. Sonra da... Hakikaten sarhoş muydu acaba? Görünüyordu ama... Tabancayı kullanışına bakılırsa değilmiş. Ölen adamın... Yani Ferdi'nin tarif ettiği kadının şapkası hasır demiştiniz değil mi? Evet, koyu renk hasır şapka demişti. İfadenizi imzalayın. Ha, bize haber vermeden şehir dışına çıkmamalısınız, size ihtiyacımız olabilir. Ama kafası bu cinayet içindeyken bizim tedavisi gene yattı sayılır. Tamam, böyle ortalıkta dolaşmasanız iyi olur. Deli misiniz yoksa sadece terbiyesiz mi? Belki inanmayacaksınız ama...
Benimki iyi niyetten ibaret. Şu anda birçok polis sizi aramakla meşgul. Anlaşıldı, beni bir başkasına benzettin. Bu gayet kolay. Feriz'i 1,5 saat önce öldürdüler desem... Yaka paça götürürlerken beni hazırlayın. Ama yine size son bir fırsat. Şimdi gelin, kâldı çıkarsınız. Rahatça konuşabileceğimiz bir yere gitsek iyi olur. Evime gidemeyiz. Benimkine gitmemizde hiçbir mahsur yok. Ama gene siz bilirsiniz tabii. Dikiliyorsunuz. Sanki sizi buraya zorla getirmişim gibi. Acemisiniz galiba. Baksanıza, elinizdeki oyuncağın emniyetini bile açmamışsınız. Söyleyeceğiniz neyse söyleyin de. Önce kimin evinde bulunduğunuzu öğrenin. Adım Hüseyin Kılıç. Dostlar Zımba Hüseyin derler bana. Mesleğim zamana göre değişir. Yaklanmam. Onun için tanıştığımıza memnun oldum diyemeyeceğim. Onun orası sonra belli olur. Şimdi dinleyin. Boğaz'daki yangını bir şişe soğuk birayla söndüreyim diye yol üzerinde bir yere gitmiştim. Telaşlı biri içeriye girdi. Sizi veya ikiz kardeşiniz olabilecek kadar size benzeyen birini tarif etti. Barmen de görmediğini söyledi. Adam tam çıkıyordu ki olan oldu. O zamana kadar sarhoş zannettiğimiz sızmış bir adam tabancasını çekti ve bam 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 temizledi adamı. Ona Ferdi diye hitap ediyordu. Anlattıklarınıza inandığımı zannetmeyin. Siz mutlaka kocamın peşime taktığı aşağılık bir casussunuz. Bu iş için kaç para verdi size söyleyin. Peşimi bırakmak için ne istersiniz? Hoppala! Ortaya cazip bir para teklifiyle bir de kıskanç koca çıksın. Demek evlisin. Üzüldün doğrusu. Fakat inanın hakikaten kocanızı tanımıyorum. Ben de Ferdi diye birini tanımıyorum. Onun bu kadar kıskanç olduğunu aklımın kenarından geçirmezdim. Cevap verin, sizi bekliyorum. İhtiyarlayıncaya kadar da bekleseniz cevap vereceğimi ummayın. Yusrağınıza daha fazla tahammül edecek değilim zaten. Gidiyorum. Güle güle. Yalnız şunu unutmayın. Öldürülen adam Rasim veya Ferdi. Bara girdiğinde sizi tarif etmişti. Biz de bunu polise anlattık. Yani... Polis. Yani polis, şu anda verdiğimiz tarife uyan genç kadını arıyor. Sizin peşinizde. Affedersiniz, size kabalık ettim. Fakat içinde olduğum durumu bir bilseniz... ...bu gece şoförümle buluşmasına rağmen... ...çaldıklarını 10.000 liraya geri verecekti. Evi o civarındaydı, oralarda buluşup alışverişi evde bitirecektik. Şantaj öyle mi? Evet. Peki kocanızın bu işle ilgisi ne? Onunla ayrı oturuyoruz. Çabuk saklanın. Oo, hoş geldiniz beyim. Yalnız mısın? Ben varım, bir de uykum var. Soğuk şakalarını onlardan hoşlananlara sakla, hiç acımam. Bilirim, Ferdi'ye de acımamıştım. O namussuzun adını anma. Sormak ayıp olmasın ama, o adamcağızı niye yolcu ettin? 5 sene önce o namussuzla bir iş çevirmiştik. Sırf onun yüzünden 5 sene yattım. Çıktığım zaman beni tanımamazlıktan geldi. Seni de, o barmeni de temizlemem şart oldu. İkinizden başka beni tanıyan yok. Demek şimdi beni temizlemek için geldin buraya. Fazla bastırma kusarım. Sonra üstün başın kirlenir. Bak kravatın da güzel, yazık değil mi? Burası iyi mi? Ne zaman ölmek istediğini basayım. Korkuyorsun galiba. Hayır, korku falan değil öyle. Demire karşı alerjim vardı. Şimdi sen vücuduma tut, önce ben kurdeşem dökerim. Kes, kes, komikliği kes. İyi, keserim ya. Sen kes dedikten sonra bir de keserim.
Hayır şimdi yani bu kalbinden mi olacaksın? Onu... Hadi, ne yapacaksan yap, uzatma. Bu vaziyetin çok hoşuma gidiyor doğrusu. Fena değil, hayatımdan memnunum. Ama bak bir şey... Dur, senden bir ricam var. 3'e kadar sayayım, o zaman ateş et. Ne olur. Son arzunu yerine getireyim. Başla bakalım. 1. 1. 2. 2. 3. Satın aldınız. Artık hayatım boyunca sizinim. Alo, Emniyet Müdürlüğü mü? Komiser Faruk Orhan'la rica edeceğim. Yardımınız için teşekkürler. Buraya kadar zahmet ettiniz ama usulen lazımdı bu. Rica ederim. Bile. Doğru mu yalan mı ama içerideki adam yeni bir hikaye uydurdu. Karşıya dururken arkadan sessizce sokulan biri başına vurmuş. Halbuki Hüseyin hiç böyle bir şeyden bahsetmedi, tuhaf doğrusu. Bize mi bu telsiz? Gidip anlamalı. Şu halime bak! 4 kere devrildim, 3 yangın tehlikesi atlattım. İnsaf yahu! Tank olsa dayanmaz buna! Merhaba! Merhaba! Bakıyorum cazibemden kaçamıyorsunuz, hayrola? Buyurun, girin. Kusura bakmayın. Habersizce gitmekle terbiyesizlik ettim. Herhalde bir sebebi vardı. Doğrusunu isterseniz hayır. Sadece şaşkınlıktı benimki. Ne olursa olsun hayatımı size borçluyum. Hayatımı da çok kıymetli saydığım için borcum büyük demektir. Ne oldu, onun hiç polise benden bahsettiniz mi? Hayır. Niçin? Birincisi hayatımı kurtarmıştım. İkincisi isminizi bilmiyorum. İsmim Perihan. Perihan Selçuk. Teşekkür ederim. Peki ama niye döndünüz? Şapkanız bende kalmıştı. Bir dakika bekleyin. Hayır, onun için gelmedim. Meseleyi bilmenizi ister. Artık istemezseniz dahi bu işe girdiniz sayılır. Demek nihayet güvenilir biri olduğuma kanaat getirdiniz. Her şey o mücevherlerden çıktı. Onları Faruk hediye etmişti bana. Benim için çok kıymetliydiler. Faruk'u severdim. Hakikaten severdim. Bu Faruk dediğiniz adam şimdi nerede? Bir uçak kazasında öldü. Kocanız bu meseleyi biliyor muydu? Hayır. Rasim bununla tehdit ediyordu zaten. 10.000 lirayı verip mücevherleri alacaktı. Öldürüldükten sonra Rasim'in cepleri arandı ama mücevher falan çıkmadı. Öyleyse evindedir. İşte adresi. Kocanızın bütün bunlardan haberi olmadığına emin misin? Tabii. Zaten bizim de evliliğimizin sonu geldi. Başından yanlış bir şeydi bu. Verin bana şu adresi. Bilmem ama... Bana niçin yardım ediyorsunuz? Buraya dönerken size yardım edeceğimden emindiniz değil mi? Evet. Öyleyse sebebini de bilmeniz gerekir. Beni yanlış anlama. Şimdi kim bilir neler düşüneceksin hakkında. Tabii. Ne kadar tatlı bir kadın olduğunu düşünürsün. Ölümüyle seni tanımama sebep olduğu için Rasim'in mezarına çiçek götüreceğim. Dikkatli olmalısın.
Burada beklemen doğru olmaz. Bu benim, 6 numaralı daire. Yukarıda beni bekle, hemen geleceğim. Ne dersin eski dost? O yeşil gözler için aslını astarını bilmediğimiz bir dalgaya atılıyoruz ama acaba değer mi? Sanki beni dinleyecekmişin gibi fikrimi soruyorsun. Bundan 10 gömlek düşük mallar için ne varsalar atlattık. Unuttun mu evladım? Faruk mortayı çekmiş. Rasim Bey de huzurumuzda öldürüldü. Biz de cennetin kapısından döndük. Güzelli ve ölüsü bol bir hikaye ama boş ver. Biz daha nelerini gördük böyle dalgaların. Ölenler ölsün. Bizim de paşa gönlümüz sağ olsun. İkinci haftayım başlıyor eski dost. Senin yerinde olsam sağa çamur diye eve dönerim. Anlamadığın işlere burnunu sokma. Mike'lığı bana bırak. Beş numaraya çıkacaktım. Ama biz yine de ışık bana yakmıyor. Gecenin ikinci ölü. Yakında 3'e çıkacağım. Çünkü uykusuzluktan ölmek üzereyim. AT-178, epi yeni olacak. Burada mücevher aramak biraz saçma. En iyisi mi tüyeli? Olur mu oğlum? Bir kere denemekte ne kaybederiz sanki? Eyvallah.
Tamam, yanılmamış. Ama önce Perihan'ı gör. Kızı bekletmek ayıp. Savaşta bile açık şehir diye bir şey varmış. Kendine gel aslanım. Biraz yatıp dinlenmek de isabet ettim. Çünkü taze fakat tatsız haberlerim var. Neymiş bu haberler? Birincisi orada mücevher falan yok. Başka? Azrail bu gece fazla mesliyor galiba. O evde bir ölüyle toplaştım. Acaba kimdi? Şimdi ne yapacağız? Seni bilmem ama benim mükemmel bir fikrim var. Uyuyacağım. İşte ben de eve gideyim. Bana daima böyle yardım edeceksin değil mi? Buna çok ihtiyacım var. O kadar yalnızım ki bilemezsin. Hiç merak etme sen. Anlıyorsun orada. Kulüp 41.5. Bu kadar kartı bir arada sakladığına göre otomobil sahibinin o kulüple alakası olmaz. Lafını gelenin sahibini öğrenme. Eğer bu bardan biriyse şu aptal suratlı barmenden öğrenirim. Set vodka. Refik Bey selam söylüyor, yarın 3 çekeceğiz diyor. Niye? Yeah. Sen de selam söyle, cimbombom Halit beraberliği veriyor de. Sanki param var da. Ah, şöyle temiz bir bey. Galatasaraylıyız galiba. Hem de hastasıyız abi. Al benden de o kadar. Ya girsene bahse. Ben veririm yüzlüğü. Ortaklaşa oynarız. Kaybedersek bir ellik borcun olur. Yaşa be abi. Bak bir kazanırsak haftaya ortaklaşa tutu doldururuz değil mi? Tabii. Ama onunki başka renk. Bizimkinin üstünü sarı, altını kırmızı yaparız. Yaşasın cimbombomlar. Biliyor musun ortak? Şu Şahika kızı beni fena çarptı. Ne o? İlk görüşte paçayı kaptırdın mı yoksa? Hem de nasıl. Şansımı bir deneyin diyorum ha. Anladım. Şuradan çık. Koridorun nihayetinde soyunma odalar vardır. Bak Ali, bazı işlerinde bana faydalı olabilirsin. İstesem yardım edersin değil mi? Hem sarı kırmızılı hem de ortağız. Öl de öleyim de abi. Helal. Adanalı Celal. Ha? Hey gidi hey. Fenerli olduk Galatasaray için yüz kağıt yatırmak var mı? Kolay gelsin ahbap. Şahika hanımefendiye hayranlığımı arz edecektim. Hayranlığını kendine sakla da buradan toz ol. Nasıl toz olunur? Öğretsene. Ceketimi kirleteceksin, çek elini. Sorma kayıp olmasın ama burada ne oluyor? Size hayranlığımı arz etmeye, daha doğrusu yakından görmeye gelmiştim.
Bu numarayı da şerefime mi tertip ettin? Yok hayır, programda böyle bir şey yoktu. Biraz tuluat yaptık o kadar. İyi bir ders oldu ona. Son zamanlarda fena askıntı oluyordu. Yalnız mı çıkıyorsun? Her gece olduğu gibi. Bu gece bir değişiklik yapsana. Nasıl? Bir hayranınızın size refakat etmesine izin verin. Pekala. Değişikliği ben dilerim. Arabanız var mı? Var ama bu gece için çok yakın bir arkadaşım aldı. Külüstüre binmemek daha akıllıca hareket. Buradayım ya, nereye? Dur be, işime karışma. Ne dediniz, anlamadım. Taksiye binelim bari dedim. Ya. Size refakat etme şerefini bağışladınız. Yüz bularak sizden bir şey daha rica edebilir miyim? Gelin, eve gitmeyip bir iki yerde daha eğlenelim. Bilmem ki. Daha isminizi bile bilmiyorum. İsmim Hüseyin Kılıç. Dostlar Zımba Hüseyin derler bana. İyi dans ederim. Tanıyanlar kibar ve güvenilir biri olduğumu söylerler. Ya. Beyoğlu'na çek oğlum. Gece için teşekkür ederim. Kulübe gene geleceksin değil mi? Kapanmadıkça ya da benim için bir yasak çıkarmadıkları. Hakikaten hoşuma gitti. Bir daha sefere arabam olur, baş başa dolaşırız. İsteseydim bu gece senin için bir tane yürütürdüm. Bir şey öğrenmiş sayılır mıyım bilmem ama yüzlükte pavyon değil, harika bu kız. Suratına bak, gece bekçisi olacak adam. Şimdi eve gider kır küçük uyur. Yok, seni alıp Boğaz'da gezmeye mi götürecektim? Diye geliyor. Ona kadar deliksiz bu uyku adam olana çok bile. Oh.
patladım ya. Alo, benim. Ha, sen misin Perihan? Nasıl? Öyle ya, günaydın. İyi uyumakta söz mü, bomba gibi. Ne dedin? Telefonla söyleyemez misin? Peki, nerede buluşalım? Senin için ne zaman müsaitse? Ne? Saat 9 mu dedin? Tabii, kahvaltıyı seninle yapmaktan memnun olurum. Tamam, güle güle güzelim. Bizim uyku saatleri fena tenzilata uğradı. Ne yapıyorsun aptal? Otur da şu pastaneyi dikiz diyelim. Demem. Şaka değil, hakikaten korkuyorum Jenal Oku. 48 saat mühlet veriyoruz. Telefonda mı edeceğini bildireceğiz, yoksa ve imza yok. Ne yapacağım şimdi? Suali değiştirelim. Ne yapacağız? Bu mücevher kutusu nasıl bir şeydi? Onu ancak polisten öğrenebilirsin. Galiba en doğrusu da bu olacak. Şimdi sen eve git. Telefona falan cevap verme. Kapıyı da içeriden kilitle. Ben gelirsem zili çalmam. Elle vururum 3 defa, o zaman açarsın. Uyan, gidiyoruz. Dur be sersem, arabayla gidiyoruz. Nereye gidiyoruz abi? Bu sefer de şu an. Abi be, bu işte öldürülecek, dövülecek adam yok mu hiç? Uyutuyor vallahi. Direksiyon başında uyumamak için ancak bir çare var. Şu bizim pila koyalım. Yatağa külüstürcüm. Önce bizim yarıda kopan uyku filmine devam aslanım. Sonra da karakola düşersin. Emniyete aç o. Şu eve girdi. Demek ki burada oturuyor. Gidip temizleyeyim abi. Boş lafı bırak da gazla. Alo? Evet. Hala bulamadınız tabii arabayı. Mücevherlerden de haber yok. Babadan haber yok değil mi? Bir de o dert var başımızda. Keşke vermeseydin ona. Sen demiştin ya onunla iyi geçin diye. Mücevherleri ele geçirmemiz için kolaylık olur diye düşünmüştüm. Bir şey değil, Şahika aptalı kuş kullanacak.
Su da bugün araba sese. Onunla aramızda teklif yok. İstediğim kadar attırım. Öyleyse bu akşam onu gör. İki gün daha idare et. Arabayı en kısa zamanda bulmalıyız. Olur hayatım. İşler yoluna girince beraber sıvış. Yalnız şu mücevherler bir elime geçsin. Hepsi yetmiyormuş gibi Hüseyin diye de bir herif çıktı başımız. Belki de o Perihan aptalı bir şeyler karıştırıyordur. Biraz bekle. Hemen giyinip çıkarım, beraber gideriz. Merhaba Zumba abi. Ne haber? Bayrağına kurban be. Rengi bizden olandan senin gibi erkeğin sağlamı çıkar. Madem öyle, yarın saat 10'da bizim fakirhaneye gelebilirsin değil mi? İşte adres. Bazen de evde içmeli. Ne isterim? Ne olsa içerim. Öyleyse birer viski içerim. Boyacıya baksana be adam! Ama kabahat onda değil, bizimkinde! Yanındakinin kim olduğunu tanıyamadım demek. Neyse, sen tekrar oraya dönme. Ben icabına bakarım. Kimdi? Çocuklardan biri. Rasim'i öldüren adamın evini gözlüyordu. Hüseyin denen salak oraya gitmiş. Bu adam fazla yakalanmadı. Yapılacak tek şey kalıyor. Burada pek... Ellerini kaldırıp yavaşça dön bakalım. Yaşa be cimbombom! Bitirinmişsin de haberimiz yokmuş. Ha, cimak yok, anlaşıldı mı? Hadi bakalım Alfa. Bir şey demedim be abi! Ne bozuluyorsun? Ben de arabanın bırakıldığı yeri öğrendim. Oraya doğru bir gezinti iyi olur. Yazın. Fütür sokak... Madalyonda bir çatlak olacak, çünkü bunda yok. Kesin bir şey söyleyemeyeceğim doğrusu. Jack Bohor, Kapalı Çarşı, Kuyumcular Caddesi, numara 156. Gidip bu Jack Bohor efendiyle bir konuşmalı. Belki aslında ondan öğrenebiliriz. Ver şunu bana.
Niçin aldırdığını bilmiyorum ama hepsi burada. 5 dakikaya kalmaz gelirim, bekle beni. Moton Kütep! Sen? Hay Allah, bize de toslayan turiste bırak. Moton... Yes, yes! Herhalde yol soruyor olmalı. Bu taraftan Çuşen. Vay canına, bu ne halde Hüseyin abi? Boğrun mağazasına gidince tanınmamak daha iyi. Sen de benim rehberim olacaksın, hadi yürü. Demek o kalemleri filan bu iş için aldırdı. Ne adamsın yani? Kanunun Suzuko! Ne oluyor yahu? Buyursunlar efendim, sefa ediniz, şeref verdiniz. Bay Boğur, siz mi? Ha kendisi efendim. Size Mr. Matsuko'yu takdim edeyim. Enchanté, monsieur. Kendisi mücevher koleksiyonu yapar. Maşallah, memnunat oldum efendim. Tono Casito. O da müşerref olmuş efendim. Ama sonra anlaşmışlar. Onun için fikriniz neyse açık söyleyin. Sen ahte. Minno can krem suda. Size güvendiğini, ne kadar namus yüzünüzden okunduğunu söylüyor. Mucho merci. Vay canısına be. Bu Japonca siz, telsiz telgraf gibi konuşuyorlar. Sen bu Cankuta'ya söyle, hiç meraklanmasın. İyi ki bana getirdiniz bunları. Evet. Hepsi bunları sahteymiş. Ne evet. Diyorsunuz? Ya. Min Fujitan. Ah, Vaksin Chom. Size çok teşekkür ediyor. Söyle ona. İyi parçalar istiyorsa, istediğin anasını verireyim. Koji mento. Takku. Bu işi hallettikten sonra muhakkak... Çon çon. Çon çon. Çan çan. 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 Buyruk çan. Aman efendim, şimdi belime girdi çon çon. Allah! Aman derim, düğme tepe yine. Bak şimdi, ne yapacağımızı anlat. Alo? Evet? Hemen şimdi mi? Peki, tamam. Sadece Hüseyin abinin dediğini yerine getireceğiz. Çantanızdan bir şey çıkarıp bana veriyormuşsunuz gibi yapın. Sonra hemen arabanıza dönün ve gidin buradan. Peki ama... Uzun boylu konuşmayın. Sizi takip edenler var. Sakın bakmayın etrafınıza. Herifi tanıdın değil mi? Yumruklarım şimdiden kaşınmaya başladı. Kadın ona bir şey verdi galiba. Şimdi de gidiyor.
Neydi verdiği acaba? Herifi tenha bir yere kadar takip edip anlayacağız. Zevkten yedi köşe oluyorum ha. Abi be, helal. Adam Celal. Buradan ayrılma, sakın bir yere git. Öldü. Dur bakalım maskara, nereye? Ne istiyorsunuz benden? Nerede oyuncak da bence ne? Hesapta dayak yemek yoktu. Kızım be abiciğim, neredesin? Nereye götürüyordun bunları? Söyle! Söylesene lan! Ne oluyor burada, anladın mı? Bizi Mentepsi'ye bastırmaya kalktı. Bırak da raconumuzu keselim. Yeşil! En iyisi eve götürmek. Orada daha iyi konuştururuz. Hadi arabaya, yürü! Eve götürelim dedi. Gel şunları, ev dedikleri yere kadar takip et. Zavallı Halit'i belki biraz okuyacaklar ama... ...oyuna kalkan yorulur. Şimdiye kadar her şeyin halledilmiş olması lazımdı. Şu otomobil işi fazla uzadı. Bugün de bir netice çıkmazsa yarın işi kendim halledeceğim. Sen de şu aynaya yapışıp kaldın. Bana bir içki hazırla. Her zamankini mi? Evet. Ben açarım. Dolmabahçe'de Perihan'la buluştu. Ondan bir şeyler aldı. Ayrılır ayrılmaz enseledi. Kimin nesiymiş? O Züppe Hüseyin'in çömesi. Mecidiyeköy'deki evde verdiler. Ne Perihan? Nasihat verdi. Bütün bunlar başıma Galatasaray yüzünden geldi. Bir kurtarsam kayıfeleri tutmazsam bana da cimbombo malik deme! Tutup şimdi içeriye dalmak hiç de akıl kârı değil. En iyisi mi düşündüğüm gibi yapmak? Sabret cimbombom oğlum. Biraz sabret. Etmiyorum ya güzelim. O da ne demek? Bak sevgilim, senden bir şey rica edeceğim. Niçin olduğunu sormadan yapacak mısın? Peki ama sebebini söylemeyecek misin? Sonra, işin sonunda her şeyi anlatacağım. Bu kadar rüşvete dayanamam. Neymiş yapacağım? Bir bahane bulup otomobilini isteyeceksin o kadından. Selma'dan mı? Evet. Arada şaşacağım bir sürü şey olabilir. Sakın kendiliğimden bir şey yapmaya kalkışma. Aman aman! Bunları satın alacağım da bir göstermeye geldim. Bunları satan bir Japon mu? Ne Japonu? Ben bu taşları tanıyorum. Bir Japon adam getirmişti. O kazıklandı galiba ama bari sen kazıklanma. Bunlar sahte. Ne, sahte mi? Maalesef, yazık. Hakikaları olsaydı, büyük para ederdi. Ya! Merhaba Afak, şöyle bir gezip geç kanıma. Zeyt'e araba kullanacaklar. Trafik kazaları işte bu yüzden oluyor. Kör alakçılar. Güzel.
Ay. Bu ne sürpriz? Nasıl da buldun burada olduğumu hayret. Yamansın vallahi. Tabii yamanım. Haberci kargalar bana her şeyi yetiştirirler. Senin vaktini de almayayım. Yarın sabah erkenden İzmit'e gideceğim. Arabayı istiyorum. Başkasına verdiğine bozuldum doğrusu. İşte gelir gelmez isterim. Tabii şekerim, çok müteessirim ama bir kere oldu işte. Adamların başına bir de ceset ettik. Hadi gidelim. Sen de bin şu arabana tıpış tıpış evine git. Götürün, sonra yerime! Aptallar seni bağlamayı unutmuşlar. Hiç ses çıkarmadan beni çözüver, sonra düşünürüz. Yahu konuşsana! Yoksa buradan kurtulmaya hiç niyetin yok mu? Kavuştuk eski dost. Kim bilir beni nasıl özlemişsindir. Özlemişim. Yorgunluk çivatalarıma kremişti. Şu. Nerelerdesin? Ne oldu anlatsana. Az kalsın sıkıntıdan ölecek. O kadar sıkıldın mı? Sıkıntı bahane, seni çok özledim. Galiba sen de beni biraz özledin ha? Biraz mı? Anlaşıldı birazdan fazla ama şimdi usludur. Konuşacaklarımız var. Neymiş konuşacaklarımız? O mücevherler benim için artık hiçbir şey ifade etmiyor. Onlar eşsiz saydığım bir aşkın hatıralarıydı. Fakat seni tanıdıktan sonra... Senin için belki öyle ama başkaları onları ele geçirip... ...çok zengin olmak niyetindeler. Sen de ben de yollarında birer engeliz. Alo, ben Perihan. Olur, bugün mü? Saat kaçta? Peki, sizin yazıhanenizde. Güle güle. Kimdi? Avukat. Boşanma formalitesi için imzam lazımmış. İmzayı atıp hemen dönerim. Ben de komiser beye bir telefon çakayım bari.
Komiser bey, ben Hüseyin. Evet. Arkadaşınız ellerinde mi? Ne diyorsunuz? Nerede bu ev? Başka kimseler var mı? Peki, beni dinleyin şimdi. Buyurun Perihan. Evrak hazır. Burhan Bey de burada. Merhaba. Merhaba Perihan. Seni biraz üzgün görüyorum. Yoksa bir şey mi var? Yok canım, hiç yok. Bir dakika, içeriden telefon edebilir miyim? Hay hay, buyurun. Alo, Selma sen misin? Dinle. Hamdi'yi hemen Perihan'ın oraya yolla. Hüseyin Çaylağı orada. Hamdi evi kollasın. Adam çıkarsa hemen takılsın peşine. Gittiği yeri telefonla sana bildirsin. Perihan da elinde. Sakın bir yere ayrılma. Evden çıkar çıkmaz adamın peşini bırakma. Adımını telefonla bize bildir. İstersen fena bir yerde hesabını göreyim yahut temiz bir döveyim. Ne söyleniyorsa onu yap. Tamam. Alo. Bana bak. Perihan bende. Arkadaşının yanında. Mına atarsan kendini ölmüş bil. Pek o kadar da aptal değilmiş hani. Şiştik mi şimdi? En iyisi karanlığı beklemek. Teşekkür ederim, ben gidiyorum. Yanlış söyledin Peri. Ne demekmişsin? Fazla konuşma ve yürü. Evdekinin yaşamasını istiyorsan itaat edersin. Yoksa bir telefonla canını cehenneme postalarım. Beni eskisi gibi zengin zannediyorsun değil mi? Her şeyi kaybettiğimi, bir sürü borç edindiğimi bilmiyorsun tabii. Bu mücevherleri ele geçirmek için hiçbir şeyden çekinmeyeceğimi anlıyorsun şimdi değil mi? Hadi yürü. Yarım saati geçti hala ses yok. Muhakkak bir şeyler oldu. İş başa düştü Fikri. Hadi. Biraz sonra. Kim bu? Kim olduğunu söylemiyor. Alo. Ne? Sana bir an evvel telefon edebilmek için bayılmış numarası yaptım. Hemen oradan kaybolun bakalım. Hadi toparlanın, gidiyoruz. Ne yapmalı şimdi? Komiser de gitmiş.
Adam da bakarsın hesapsız zamanda ayrılır. Hadi gel gidelim o eve. Sen ve ben. Biraz fazla cesaret ama... Cesaret değil, enayilik yaptı. Şişmiş durumdayım. En iyisi eve gidip komiserle konuşmanın yolunu bulmalı. Ben Burhan Selçuk. Feriha'nın kocasıyım. Evet. Avukatın yazıhanesinde buluşacaktık. Saatlerce bekledim, gelmedi. Merak ettim. Belki sizin haberiniz vardır diye rahatsız ettim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Beni nereden tanıdığınızı sorabilir miyim? Feriha'nla pek sevişmeyiz ama... ...ne de olsa şu anda karı kocayız. Sevişen bir karı koca olsaydık... ...sizinle başka türlü konuşurdum tabii. Dediğim gibi, nerede olduğunu bilmiyorum. İsterseniz girip içeri... Rica ederim. Sözünüz beni inandırmaya yeter. Müsaadenizle. Adam yakışıklı ama suratının ayarı bozuk. Buraya babasının ayrına gelmedi tabii. Söyleyeceğim mühim şey. Niye susuyorsun? Ne diye çağırdın beni buraya? Beni sözde kafana düşürecek. Yoksa sen de mi? Anca tesliğiyle sana telefon ettirdi. Yoksa öldüreceğini söyledi. Kaçıyor, peşinden gitsene. Sebep? Garajda. Ama o zamana kadar kaybolur. Merak etme şekerim. Külüstür o işi halletmiştir bile. Emniyete açmıştım. Thank you.
Kırma, saloz dünyasından geçmiş baksana, biz neşemizi bulalım. Dışarıda gezmek saatinize iyi gelmez. Polisten edin bakalım. Nasıl anlayacaksın nereden gittiğini? Bana bakacağız. Sağdaki yoldan gitmiş. Selma buradaymış, onu görmeye geldim. Git bak ne istiyor, başından sal. Buldum seni, gördün mü? Arabanın bazı eksikleri çıktı, acaba... Git bak şu Selma'ya, niye uzattı bu kadar? Kimseniz 30 saniyede meydana çıkın. Vay, yabancı değilmiş. Gel bakalım çaylak, gel. Ya, demek bütün Murat Bey'in marifetleriymiş. İyi vallahi, hoşuma gitti. Çok el altında dolaştın sen ama... Artık bunlar gibi senin de sonun geldi. Bırak o tabancayı! Ah.
gel. Bunu bile biz hallettik. Madem beceremeyeceksin, ne sokarsın burnunu?